Yepyeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Güney Kore'de, Seul'de içinden geçeceğiz Seul'ün. An itibariyle gelmek istediğim yere geldik. Evet. Bu ne lan? Canlı ahtapot, böyle ahtapot hareket ediyor, onu yiyorlar ya, onu yemek istiyorum. Aşırı enerjik bir başlangıç. Arkadaşlar şu anda yeni bir hostele geldim. Bir önceki hostelde kalacak yer kalmadı. Ben de gidiyorum dedim. Kardeşim sizle mi kaldım? Bu videoda da kapalı çarşı gibi pazarları var. Oraya gideceğiz, parka gideceğiz, bir şeyler yapacağız. Şehirde ne var ne yoksa hepsini göstereceğim elimden geldiği kadarıyla. Videoya geçmeden önce hemen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Güney Kore'de çekmemi istediğiniz videolar varsa aşağıya yorum atmayı unutmayın tekrardan. Şimdi size odayı gösteriyorum, sonra çıkıyoruz. Şöyle aldım sizi. Birazdan düşük ışığa maruz kalacağımız için flaşı açtım. Biraz kör gibi bakabilirim, kusura bak. Hostel bu şekilde. Terlikle dolaşıyoruz. Terliğe hostel veriyor. Bak göstereyim burayı da. Benim ayakkabı burada. Burada böyle terlikleri alıyorsunuz temiz bir şekilde. Her odanın şifresi var. Şifreye gelmeden önce uzat lan. Düşüyordu lan. 10, 51. Açıldı. Şimdi oda gayet küçük. 4 kişilik. Görüşürüz kardeşim. Şurada bir askılık var. Hemen çok hızlı bir şekilde. Burada dolaplar var. Büyük ihtimalle hiç kimse kullanmıyor çünkü çok dandik. Gördüğünüz gibi. Tuvalet bu şekilde. Tuvalet, çöp. Ondan sonra musluk, şampuan, çarçur. Diyeceksiniz ki duş nerede kardeşim? Duş burada. Kore'de evler çok küçük olduğu için insanlar da küçük küçük evlerde yaşıyor. Bu yüzden minimal çözümler bulmuşlar. Bunu bak şu var ya şu. Bunu yukarıya çektiğinizde yukarıdan su geliyor. Aşağı bıraktığınızda normal buradan su geliyor. Şöyle ilerleyelim. Yani bak kolumu açsam sığamayacağım. Sıçarken kapı açık sıçamıyorsunuz bir kere ya. Öyle bir muhabbet var. Neyse önemli değil. Ayağımızı kurutalım. Şimdi oda bu kadar. Oda göt kadar zaten de. Odaya televizyon koymuşlar. Sanki burada kim niye televizyon seyretsin? Anlamadım. Burada bir arkadaşın bir şeyleri var. Çok hareket ettirmeyelim, sıkıntı çıkmasın. Oda bu. Diyeceksiniz ki bu oda nerede klima? Klima da mühendislik harikası. Burada. Yani burada kim kalıyorsa Allah sabır versin. Gece çünkü klima açık olmak zorunda. Adam zatürreden ölecek. Zatürre garantili yer. Ben burada kalıyorum. Ne veriyorlar girişte? Yatak işte falan. Burada havlu var. Bir de ilk defa bir hostelde diş macunu verildiğini gördüm. Dental falan filan. Buranın gecelik ücreti 560 lira. Sabah kahvaltı dahil. Kore için ideal diyebilirim. Hongdae de hemen içeride. Oldukça merkezi bir konumda. Şimdi metroya bineceğim. Metroyla 30 dakika yolculuk. Oradan oraya. Görüşürüz. Şöyle bir sıkıntımız var ki benim para çekmem lazım. Hiç nakitim kalmadı. Sim karta 1000 lira verince bütün nakitimi oraya harcamış oldum. Burada Wori Bank arıyoruz. Wori. Okunuşu Wori de Huri diye okunmuş buradakiler, bilmiyorum. O bankayı gördüğümüz an hemen atlayacağız, para çekeceğiz. Komisyonları falan da gösteririm. Arkadaşlar bankamız bu. Bak şurada yazıyor. Wori Bank. Şimdi buraya gireceğiz, buradan para çekeceğiz. Bir dili İngilizce yapabiliyor muyuz? Burada ben hiç İngilizceye dair. Kart okunuyor diyor. Okunsun. Bakmayın lan. Komisyon dedik. 100 mi çekeceğiz? 3600 komisyon alıyor. Yani 3600 demek 72 lira demek. Bunun üstüne bir de sizin bankanız komisyon kesiyor. Hazırlanıyor, ben garanti kullanıyorum. Garanti kartından ne kadar çektiğini ve günlük komisyonu söyleyeceğim size. Ben 100.000 won para çektim. 100.000 won bugünün değeriyle 2030 lira yapıyor. 3600 won buradaki Wori Bank'a komisyonu ekleyince 2103 lira yapıyor. Toplam garantide benden kesilen para da 2225. Yani ben toplamda 190 lira komisyon ödemiş oldum. Bunun 70 lirası Wori'ye, işte geri kalan da Garanti Bankası'nın ne kadar olduğunu hesaplayamadım şu an. 120 lira yapıyor sanırım. Komisyonlar falan filan garantiye mi ait, bir şey mi ait falan, onları bilmiyorum. Eğer bilen varsa yazar aşağıya. Toplam ben 100.000 won çektim. Değeri 2030 lirayken benden 2225 lira gitti, haberiniz olsun. Şimdi metroyla şeye gidiyoruz. Bir yere gidiyoruz. Onu gelince görürsünüz. Burada asker kıyafeti giyen birçok insan görebilirsiniz. Aldığım bilgiye göre dışarıda sivil kıyafete dolaşması yasakmış. Ben bilmiyorum, öyle duydum.
Bunun dışında burada 2 yıllık bir askerlik süreci var. O da çok zor. Hani Güney Koreli izleyen, askere gitmek isteyen arkadaşlarım varsa buradan bu bilgiyi alabiliriz. Şimdi biz buradan yeşil hattı takip edeceğiz ve oradan kapalı çarşı gibi olan markete varmış olacağız. Burada inanılmaz fazla bir şey var. Metro ağı var. Dünyanın en büyük metro hattıymış. Kart basmamız gerekiyor bir saniye. Burada genelde kapı yok. Bir saniye. Hem sizle konuşmayayım. Otobüs kartımı çıkarmaya çalışıyorum. Otobüs kartım bu. Heh. 1250 bastım. 1250 de yaklaşık 25 lira falan yapıyor. Valla arkadaşlar, buraya gelmeyin. Burada ne işiniz var? Yeşil hat şurası. Şuradan gidelim. Nereye nasıl gideceğimi de Never Map üzerinden kendim bakıyorum. Orada zaten detaylı bir şekilde hangi durakta ineceğinizi, nereye nasıl gideceğinizi falan gösteriyor. Metroda telefona çok dalmışım. Bir durak kaçırdım. Şimdi bu durakta çıkacağım. Bu durakta da park varmış. Parkı göreceğiz. Ondan sonra gideceğimiz yere gideceğiz. Gangjeogum Market mi? Neyse artık. Exit kısmı da burada. Şuradan çıkalım. Çıkarken de kart okutuyorsunuz. Bak yine asker, gördünüz mü? Kart okutuyorsunuz. Ona göre işte aktarma falan, ücret falan şey yapıyor ya. Kesiyor mesiyor. Oğlum metronun çıkışını ışıklandırma yapmışlar. Nereye gitmek isterseniz diye. Aşırı mantıklı. Biz nereden gideceğiz onu bilmiyorum ama. Şuraya doğru bir çıkalım. Sanki işimiz gücümüz var da sanki. Şöyle bir meydana çıktık. Özür dilerim abi da. O da TikTok çekiyordu, onun şeyini böldüm. Şu taraf umarım bir caddedir ve güzel bir yere çıkıyordur. Şu an nerede olduğumu bilmiyorum ama. Güney Kore'nin bayrağının anlamını merak edenler varsa Google'a yazabilir arkadaşlar, orada vardır. Şöyle kocaman bir ana caddeye çıktık. Biz buradan böyle dümdük gideceğiz. Yoruldum mu? Yoruldum. Aç mıyım? Açım. Açıkta mıyım? Değilim. Devam. Bu ışıkların yerde olmasının sebebi Koreliler asosyal olduğu için ve sürekli telefona baktığı için böyle ışığı görebilmeleri içinmiş. Öyle duydum. Ben bilmem. Kardeşim bir de benimle beraber bir yer geçidinden geçiverin. Ablam. Bir diğer ablam. Aa burası. Burayı bildim. Çok güzel manzarası var şu an. Hop. Güzelmiş. Bir fotoğraf çekelim hemen. Normalde yol buradan böyle götürüyordu. Ben de buraya, burası da gidiyor yani. Ben de buraya ineyim, biraz serinleyeyim dedim. Henise, henise, henise. İçte göbek erisin. Alakasız. Burayı iyiymiş ya, yürüyüş olarak baksana. Eskişehir'deki Sazlıkova mıydı? Neydi ya? Tepebaşı mıydı? Oraya çok benziyor. Benzemesinin sebebi de suyun akması ve yanda yürüme yolu olması. Ama su çok temiz. Şu an iyi bak. Suyun yanındayız. Esiyoruz falan. Şey esiyor falan. O yüzden nice. Oh! Tabii abi. Geçmişsiniz. Hayat size güzel. An itibariyle gelmek istediğimiz yere geldik. Kwang Yang Market. Kapalı gözüküyor. Kapalıysa da çıkarız artık. Ama baştan söylemiştim. Burası kapalı çarşıya benziyor diye. Heh. Asıl yer burasıymış be kardeşim. Tamam, kapalı değilmiş. Çekinmene gerek yok. Teyzem yoruldun mu? Şu cuğuya bir girelim. Ve şey yapalım. Biraz serinleyelim ya. Of. Buz gibi buz. Haniseyo. Korece kardeşim, bilmeyenler. Arkadaşlar şimdi içecek bir şey aldım. Biraz serinleyeceğim. Buz gibi. 2 dakikaya bitireceğim ben şimdi bunu. Ondan sonra markete giriş yapacağız. Marketin içine giriş yaptık. Bu ne lan? Çok kötü. İğrenç gözüküyor. Şimdi buranın üstü kapalı. Sağlı sollu çıkışlar var ve abiler ablalar böyle şeyler satıyorlar. İnanılmaz garip. Kokusunu tarif edemeyeceğim bir şekilde. Çok kötü. İnanılmaz kokuyor lan. Üf. Ama bildiğin kapalı çarşıya gerçekten benziyor. Hediyelikler var. Bunlar çalıyor mu? Çalıyormuş. Yine mi? Spicy beef. Kore'nin inanılmaz bir yemek kültürü var arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir şey anlamıyorum. Çok farklı yemekleri var. Çok çeşitli yemekleri var daha doğrusu. Ve ben ne olduklarını anlamıyorum. Şurada bir sıra var. Ne sırası acaba o? Ünlü bir yerin sırası herhalde. Turmeric.
Yani çok kötü gözüküyor ya. Kurumuş çilek, kurumuş incir. Bu neydi lan? Ha. Krep yapıyor abla. Mozzarella cheese var. Mozzarella cheese dediği de 60 lira falan. Şöyle pankekler yapıyor. Şu şekil. Ne kadar? Lan bunlar da şey, Kore bonu. Metal para şeklinde pankek yapıyor. Ya 1 lira şeklinde pankek yaptığını düşünün. Güzelmiş ama ha. Ben yiyeyim ya bundan. Aa, bak ama şeyleri var. Mozzarella cheese milk var. Yani mozzarella peyniri ve süt. Pizza mısırı ve peynir. Bunda da bir şey var. Biz şey alalım ya. Obiang pan. Adam, I want this one. Obik punk. Yes. One. Okay. Şimdi verdim. Refit olan artık neyse 3000 yani 60 liraya denk geliyor. Bakalım tadı nasıl, arasında bildiğin pankek, arasına mozzarella cheese koydu. Ama çok sıcak, ben biraz uzakta bekleyeceğim. Şeyin sıcaklığından beklemedeyiz. Burası böyle gidiyor. İleride neler var bakacağız. Bulabildiğimizi yiyeceğiz, bulamadığımızı. Misafir bulduğunu değil, hayır umduğunu değil bulduğunu yer demişler. Aa, cebimden 50 baht çıktı. 50 baht, Tayland'dan kalmış. Böyle bildiğin krep hamurunu koyuyor şeye. Ve mozzarella peyniri bak. Hop arasına. Çok garip. Üstüne bir de sos. Garip bir ikili ya. Bakalım tadı nasıl olacak. Merak ediyorum. Sonra birleştiriyor bak. Hop hop. Ve bakın bildiğin bozuk parayla aynı. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım nasılmış. Bunu da cebimize atalım. Ki kaybolmasın. 10 lira lan şu 500 won. Şu an krep kısmındayım. Ya pankek kısmındayım. Mozzarella kısmına henüz gelmedim. Yani pankekle mozzarella'nın anlamı güzel ama ya. Çok sıcak ama çok lezzetli. Arkadaşlar mükemmel. Buraya gelirseniz bunu kesin deneyin. Elim yağlandığı için tişi aldım. İngilizcesi tişü. Öğrenin arkadaşlar. Ne diyoruz? Tişü. Bakalım garip garip daha neler var. Oğlum bu ne lan? Battı balık yan... Neydi lan? Yattı balık yan... Battı balık yan gider. Burada yılan balığı var. Abi ne dolduruyorsunuz ya? Aaa ahtapot. Çok garip. Oğlum çok renkli lan. Nereye bakacağımı şaşırdım. Bu ne oğlum? Garip. Salça var, şey var. Kollak ruhu. Aa çok garip. Çok ilginç lan. Şunun bir fotoğrafını çekeceğim. Burası da buranın aktarıcısı herhalde. Ben anlamadım. Garip garip şeyler var. Ve burada bayağı hareketlilik var. Oo. Bir anda açıldı. Bu neymiş? Bu ablam pancar kızartması gibi bir şey yapıyor. Tteokbokki gibi tarzında bir şeyler var. Oo, bayağı kalabalık oldu burası ha. Bak. Oo, hava esiyor. Biz şu tarafa gidelim, dönelim. Sonra orada ama bir şeyler hallederiz şimdi. Bir bakalım şuraya. Ahtapot. Ben şey yemek istiyorum ya. Canlı ahtapot. Böyle ahtapot hareket ediyor, onu yiyorlar ya. Onu yemek istiyorum. Onu bulabilirsem onu yiyeceğim. Tteokbokki diye bir şey var. Ablam yağda yapıyor ama tatlı bir şey olsa gerek. İçine ne koydun abla onun ya? Ablam bir tık hayattan bezmiş gibi. Çok yağlı. Bakalım. Afiyet olsun abi. Bu tarz aktarcı var bildiğim burada. Tarak var mı ya? Benim tarağa ihtiyacım var. Ama burada pek tarak değil de çikolata işleri varmış gibi. Teyzem biraz yorulmuş. Bu tarafta hiçbir bok yokmuş. Boşu boşuna geldik. Belki tibok diyebilir. Süt tibok olarak biliyorum ama. Şu çok ünlü ya. Bu bildiğim bizim pancar kızartması anasını satayım. Çok ilginç. Şunları merak etmedim değil. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Bilenler yoruma yazsın. Güzel bir şeye benziyor çünkü herkes aynı şeyi yapıyor.
Abi afiyet olsun. Lezzet turumuz devam ediyor. Çok sıkışık ya buralar. Ama yani benden bunu yememi beklemeyin. Ben böyle şeyler yemem. Biraz da terimizi silelim. İnsanlar ne yiyor ya? Bu ne? Red bean porridge. Porridge ne demek bilmiyorum ama bildiğin kırmızı fasulyenin porridge hali. Teyze. Annen deyip duruyor. Çok garip ya. Bir yerde şunun tadına bakacağım. Herkes bundan yapıyor, anlamadım. Burada tteokbokki var. Tteokbokki de güzel bence. Ama inanılmaz sıcak. Buraya nasıl oturuyorsunuz? Ben şu canlı ahtapot arıyorum hala ya. Canlı ahtapot yiyen var mı? Bunun ne olduğu yazıyor mu? Monk bean pancake'miş o. Ben bir bakayım ona. Custard. Şey değil mi lan hardal? Custard. O mustard mıydı? Bilemedim. Mısır şeklinde şey yapıyor. Pancake. Burada neler var? İğrenç şeyler var. Mantı lan. Tavuk ayağı mı o? Evet, tavuk ayağı. Twisted breadstick. Güzel bir şeye benziyor. Tatlımsı. Abi inanılmaz iştah kapatıcı görüntüler ya gerçekten. Bunu söyleyip canlı hatapot yemek isteyen bir insan düşünün. O da garip. Şöyle şeyler var. Bir de öbür türlü diğer tarafa tur atalım. Ve o şeyi yemek istiyorum. Pankek var ya artık. Neyse adı. Her ne zıkkınsa. Acaba yurt dışındaki insanlar da bize bakıp lan bunlar ne garip garip şeyler yiyor diyor mudur? Sanmıyorum abi, şimdi bir ciğer olsa. O mis, dana böbrek, döş, dalak, göz. Yenir yani. Thank you. Az önce yedim abla, inanır mısın? Tatlı biraz şey yaptı beni. Turistler arka arkaya. Bildiğin paketli ramen satıyor lan burada. Abinin kelini çektik yanlışlıkla ama sorun olmaz umarım. Burada pork pancake. Domuz pankeki mi? Domuz pankeki de yemezsin ya. Tuvalet. Tuvalete gidelim ya. Altımı işeyeceğim. Bir anda tuvaletimin olduğu aklıma geldi. Arkadaşlar tuvaletler yapıldığına göre devam edebiliriz. Yüzümü yıkadım ama peçete yoktu. O yüzden kurutamadım. Sadece yıkadım. Bakalım neler var daha. Şöyle bir dövme yaptırmak istiyorum kendime ileride. Abla çekil be. Hot dog. Bak güzel bir şeye benziyor. Ama pahalı. Abim afiyet olsun. Afiyet olsun abla. Afiyet olsun teyze. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Şimdi ben bu taraftan geldim herhalde. Nereden geldiğimi de bilmiyorum. Bu ne? Garlic chicken diyor. Burada niye sıra var? Bu niye sırada bekliyorsunuz? Mal mısınız? Netflix. Bu teyze. Evet, bunu görmüştüm daha önce ya. Birisinin videosunda görmüştüm. Allah, Netflix'te belgesele çıkmış, her yere koymuş. O yüzden bir tık ünlü gibi burada. South Korea falan filan. Menü de var ama ne yapayım yani. Yemeyeceğim ya. Belgesele çıktı diye yani niye sıraya geçiyoruz kardeşim? Burada kurutulmuş incir var. Bu ne ya? Annyeonghaseyo. Gene mi? Saçına kurban abi. Ben tteokbokki istiyorum. Tteokbokki veren var mı bana? Allah rızası için birisi tteokbokki versin. İnanılmaz sıcak. Burada bir yer buldum, umarım gözümün önünde yapar ablam. Tteokbokki de var. Yeah, bak. Eyvallah ablam. Şimdi ben bir bundan alacağım, bir de bundan alacağım. Bakalım tadı nasılmış. It's a spicy rice cake. It's spicy. Rice cake is a spicy. No spicy. Okay. One rice cake, one mung bean pancake. Together? No, only me. Yeah. Abla şaşırdı herhalde, tek başına nasıl yiyeceğim dedi. 8000 kişi. Okay. Vereyim abla hemen. Hemen vereyim.
hiç önemli değil. 8000 yani 860 lira. Ömür ablam, hatta şöyle vereyim. Burada Kore'de tek eliyle bir şey uzatmıyorlar. Herkes böyle iki eliyle uzatıyor. O da saygıdan dolayıymış, bilmiyorum. Şey de alayım ya yanına. And I want to cola. Aha. Cola mı olayım, Fanta. Fanta, okey. Yanına içecek de alalım. Thank you. Şöyle bir şey. Rice cake. 10.000 yani. Okey. 200 lira verdim. Sağlık olsun. Abim sana ne oldu lan? Abim kaza geçirmiş herhalde. Gözüm yüzü çok kötü olmuş. Çaktırmadan çekiyorum bak şimdi. Bak gördünüz mü? Abimin suratı dağılmış. Böyle bir yerdeyiz. Ha, sizi şöyle koydum. Fazla ısıya maruz kalmadan. Şimdi pirinç kekini deneyeceğim. Artık her ne boksa. Ya bunun acı olmama ihtimali yok. Abla bu acı değil dedin ama. Yalandan böyle güzelmiş gibi bir şey yapalım. Ya bunun acı olmama ihtimali yok amına. Yani çok yumuşak, inanılmaz. Yani jel yiyormuşsunuz gibi ama tadı çok güzel. Ben beğendim. Yer abim sen de gel. Halil İbrahim sofrası. Tamam böyle bak. Ananın. Şimdi şunu deneyeceğiz. Oğlum üstüne bir şey dökülmesin diye o kadar dikkat ediyorum ki. Böyle bir şey. Bunun adı Mung Bean Pancake. Şöyle alayım. Ben bunu yanlış mı tutuyorum? Ben bunu aslında kullanabiliyordum ya. Neyse. Şöyle bir şey. Aşırı kötü ya. Yani bunun içinde ne var bilmiyorum. Soğan falan var herhalde. Bir şeyin tadını hiç beğenmedim. Neyin tadı olduğunu aşağıya yazarım. İçinde ne olduğunu bilmiyorum çünkü. Bir lokma daha almam. Çok kötü. Beğenmedim. Arkadaşlar yedim. Karnım doydu. Bugün yedim. Allah arttırsın. Sofrayı Kur'an kaldırsın. Teyze kaldırır mısın sofrayı? Seni bekliyoruz. Ellerine sağlık teyze. Thank you. Kesinize bereket. Buradan çıkış var mı? Var. Thank you. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Mümkünse bir daha görüşmeyelim. Millet de bu elinde pırpır küçük vantilatörlerden var. Onlardan alacağım. Gerçekten inanılmaz sıcak. İnanılmaz sıcak yani. Burada niye sıra var kardeşim? Bir de bunun için sıra mı bekleyeceğiz? Bu ne? Çok güzel kokuyor lan. Ama bunun için hayatta sıra beklemem. Bir ara uğrarım. Şimdi gidiyorum kardeşim. Kiminin hoşuna, kiminin zoruna. Ben buradan otobüse binip, şurada ışığın altını duruyor. Ben buradan otobüse binip defolup gideceğim. Hostele dönüyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kore'den daha çok sık sık videolar gelecek. Neler görmek istediğinizi tekrardan aşağıya yazmayı unutmayın. Öpüldünüz. Bay bay.